Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, size bir kardeşimi tanıtmak istiyorum. Geçirdiği hastalığı eşinin ve kendinin desteğiyle ne kadar güzel halledebildiğini göstermek istedim. O yüzden bunu anlatıyoruz size. Kendisi de sağ olsun bize anlatacak şimdi. Şimdi bize anlat, hastalığın ne oldu sende? Ben de hastalığım ilk önce sünür sütle başladım. Memleketimde, Niğde'de. Sonra buradaki doktorlarım beni Kayseri'ye sevk ettiler. Gözüm de şaş oldu. İkiz gördüm insanları. Onlar Kayseri'ye sevk ettikten sonra orada tahlillerimde kanser olduğum çıktı. Lavaröz dediler, boğazımda dediler. Işınla kemoterapi alacaksın dediler. 6 seyahat kemoterapi aldım. 35 seyahatta ışın aldım. Orada buramdan yaralarım oluştu. Kaynar su dökülmüş gibi. Bir boynunu gösterelim. Bakın hep buralarda yaralar olmuş kardeşlerim. Bakın rengi ne kadar değişmiş. Evet, devam et. Sonra Kayseri'deki doktorlarım, makinemiz bozuldu. Sizi buradan Sivas'a sevk edeceğiz dediler. Köyümdeki büyüklerim de bana geri bura dön, Sivas'a gitme. Bir Ankara'ya götürelim dediler. Ankara'ya geldik. Ankara'daki doktorlarım seni bu yarayla biz ışına götürürsek masada ölürsün dediler. Memleketine geri git. 12 gün bu yaraların kendi kendine soyulacak. Hiç kimse girmesin odana. Tek sana bakan kişi girsin dedi. Allah razı olsun. Buradan annemi ellerini öpüyorum. Annem bana çok destek oldu. Hem çocuklarıma, hem evime, hem bana, hem eşime destek oldular, kendi çevrem. Sonra o yaralarım iyi olduktan sonra biz bura geri döndük. 12 günlük ışınım vardı. Buradaki doktorlarımdan da Allah razı olsun, bulduğum doktorlarım, Demet Evler'deki, onkolojidekiler, onlar kalan ışınlarımı verdiler. Bize kalan tedavilerini ister Kayseri'de yap, ister burada yap dediler. Ben Kayseri'ye tekrar dönmek istemedim. Oradaki doktorlar ne dosyamı verdiler elime, ne de bana yatak hastanelerine yatırmadılar. Ayakta tedavi yaptılar. Sonra Ankara'ya geldin sen. Evet. Ankara'da bu ışınlarımı bitirdim. Kalan tedavilerimi 2-3 sene böyle gelip giderken memlekette çocuklarım perişan olduğunu anladım. Eşime ya bu tedavimi bırakalık ya da bizi göç edelim dedik. Sen orada ne iş bulursan yaparsın dedik. Eşim ilk önce İstanbul'da halde çalışıyordu. Bu şeylerim olmadan. Bura geldik, bir kiralı ev bulduk. Kendimize göre müstakil. Orada hayatımızı başlattık. 6 tane çocuğum var benim. 5 kızım, bir oğlum var. Maşallah. İyi ki gelmişim dedim. Çocuklarımı okuttum. İyi ki gelmişim dedim. Tedavime devam ettim. Hiç pişman olmadım bura geldiğime. Sonra 14 yıl sonra böyle tedavilerime hep gittim geldim. Bilmiyorum, bir kızım da hastaladı karaciğer kistinden. Ya o üzüntüyle tekrar bu hastalığımda boğazımda et parçası gördüler. Çok üzüldüm yani, stres yaptım. Sonra bir ablam var memlekette. O bana ameliyat olma dedi. Özele git dedi. Bana İstanbul'u teklif etti ama bilmiyorum, mutlak da iş yaparken siz aklıma geldiniz. Size yok dedim, ben İstanbul'a niye gideyim? Burada Veridun Kulak hocamız varken dedim. Bir gideyim anlatayım şikayetlerimi, dertlerimi dedim. Benim hastamsan dirse dedim devam ederim. Yok sen benim hastam değilsin derse tekrar başka hastaneme dönerim dedim. Sizden de Allah razı olsun hocam. Geldim, kapınızı açtınız. Gerçekten de tedavime de yanıt vermeye başladım. Eski gibi değilim sesim. 2 günün içinde çözdüm. Şimdi sevgili kardeşim, eşi gel şöyle abi, sen de şeyini çıkar şu monitörü. Sevgili seyircilerim, kardeşimizin yapılan ışın tedavisine bağlı, diğer tedavilere bağlı ses tellerinde bozulmalar olmuş. Çok şükür hastalığı iyi. Hastalığıyla ilgili sıkıntı yok şu anda. Ama bu bölgede
dokularda bozulmalar olduğu için, bakın böyle taş gibi buradaki dokular, halbuki böyle yumuşak olması lazım. Gördüğünüz gibi hem taş gibi hem de renginde değişiklik var. Ama en önemlisi, dün geldiğinde sesi aynen şöyle çıkıyordu. Ben geldim hocam, ben şöyleyim. Doğru mu abi? Doğru hocam. Böyle çıkıyordu sesi. Biz kendisine kendi kanından alıp buraya perepelenen hücreyi ozonlu şekilde yaptık. Bir de kremler anlattık. Kantoron kremini, vitaminler söyledik. Neticede bugün sesi böyle çın çın çıkmaya başladı. Yani sesinde biraz fark olmaya başladı. Düne göre ne kadar farklı ses abi? Çok büyük fark var hocam. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz hocam. Fark var, evet hocam. Evet. Allah razı olsun sizden. Evet. Biz de çok sevindik buna. Sizlerle paylaşalım istedik. Kardeşim de sağ olsun. Tamam hocam dedi, ben örnek olayım dedi. Hastalıklardan korkmayın. Bütün hastalıkları Rabbim şifasını vermiştir. Ben dedi bu hastalığı yeneceğim dedim. Yendim. Allah'ıma binlerce şükür. Şu anda çok iyiyim. Değil mi? Çok iyiyim hocam. Derdinizi aran ki dermanınızı bulun. Önce Rabbim, sonra geldiğiniz, çaldığınız kapılar inşallah hepinize de bir umut ışığı olur. Ben bir umut ışıkla yürüdüm. Bu umut ışığım da inşallah parlar, soğuna girerim. İnşallah faydaları görürüm. Hocamdan da Allah razı olsun. İnşallah bu şeyime, tedavime vücudumda sonuç verir inşallah. Yani çekinmeyin, gelin derdinizi anlatın. İnşallah dermanını bulamaz. İnşallah biz kardeşimizin sesinin çıkmasına inanılmaz sevindik. Benim çok ağzım da açılmıyordu mesele. Deniyorum, kilitleniyordu. Yani ağzımı şöyle açamıyordu sevgili kardeşim. Bu kadar açıyordum şimdi. Bakın ne kadar açılmaya başladı. Evet. Şu kadar açılıyordu. Zaten evet. Dişiyle ilgili tedavi gerekiyor. Doktorlar ağzını açamadın, dişin tedavi. Aynen, dişimi yapamıyorlar. Bizim bir gün, iki gün önceki haline göre ağzı çok güzel açılıyor. Çok fark etti. Biz çok mutlu olduk. Şimdi gene biz tedavimize devam edeceğiz. Kardeşimiz gene sizlerle konuşacağız. Biz niye anlattık? Herkes bütün hastalıkları yenebilir. Yeter ki doktorlarınıza inanın, güvenin, sarılın. Umutsuzluk olmasın. Umutsuzluk olmasın. Değil mi? Umuda gideceğiz. Yani. Umuda gideceğiz inşallah. Bir güreşe çıkarsın, yenmeye çalışırsın yani. Yenilmeyeceksin. Mücadelelerini yapacağız. Bize Kayseri'deki doktorumuz, o doktorum benimle bir devam isteydi, çok iyi bir doktordu. Benim parçalarımı alıp sonucumuzu verirken eşim orada ağladı. Bana Allah bir cesaret verdi, eşime ağlama dedim. O doktorumuz bizi, ikimizi de bir koltuğun aldı. Bu dağı dedi beraber aşacaksınız dedi. Gerçekten de öyle oldu. Hem çevremden hem eşimden Allah razı olsun. Çocuklarımın da destekleriyle. Buradan geldim inşallah da. Buradan ötesi de gelir inşallah. İnşallah daha güzel. Sesi de çın çın çıkacak iyice. İnşallah. Kardeşim çok güzel ilahi okurmuş. Şimdi İnşallah dişçilerim de. Sesini şöyle çın çın çıktığı zaman bir de ilahi okutacağız ona. İnşallah hocam. Tamam mı? İnşallah okuyacağım. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Sevgili kardeşlerim, şimdi hastamıza PRP uygulamasını yapıyoruz. Kendi kanını aldık. Kendi kanının özünün içine ozon koyduk. Şimdi onu yapıyoruz. Pıhtısını da gösterelim. Bakın şöyleydi. Şu pıhtı kısmı, buradaki şu sarı suyunu içine ozon katarak yapacağız. Ozon ne? Oksijen. Şimdi onun da uygulamasını yapıyoruz. Alkol pamuk ver. Evet sevgili seyircilerim, şimdi buraya kantoron sürüyoruz. Kök hücre uygulamasından sonra da kantoron yağını, ozonlu kantoron yağını sürüyoruz. Hem burada dokularda tazelenme, yenilenme olacak, hem de gevşemeler elde edeceğiz. İnşallah seste daha güzel çıkma olacak. Ses telinin üstünde oluşan sıkıntı da rahatlayacak.